Selamlar dostlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabah erken kalktık. Mysore diye bir şehre gitmiştik ya. Aynen oraya tekrar gidiyoruz. Bir köy falan vardı geçen gittiğimizde. Aynı köyü yine gezmeye gidiyoruz. Hadi yola çıkalım. Evet, sabahın köründe hava bulutlu. Gezi nasıl olacak belli değil. Şimdi burası otogar oluyor. Bu lokal, yani yerli otobüslerin gelip geçtiği yer. Bir de eyaletler arası otobüsler olur. Onun için buradan biraz yürümem gerekiyor. Yani bu şehrin otobüsler, lokal servisler bundan yapılır. Yani lokal servis derken bu şehrin uzak yerler falan var ya, oralara. Şehir içinde bu şekilde otobüsler var. Onlarla geliyorlar. Bu otobüslerin numaralar olur. Ben ilk Bangalore bu şehre geldiğinde buraya inmiştim. Hah, nostaljik. Şimdi şu turuncu otobüsleri görüyorsunuz, tamam mı? Bunlar hepsi Kerala'nın otobüsleri. Yani bunlar hepsi benim memleketime gidiyor. Şimdi buna binsem köye gidebilirim. Ama binemiyoruz. Şurası otogar. Büyük otobüsler. Büyük, yani eyaletlere gittiği otobüsler burası. Köpeğin ayağına bir şey olmuş. Şimdi arka tarafına geçmemiz lazım. Orası daha kalabalık. Bir tane arkadaşım var, oradan bilet alıyor. Otogar bu şekilde oluyor. Sen bu Mysore'ye gidin otobüsler. Buradan bir 2 saat yolculuğumuz var. Evet dostlar, biz Mysore şehrine vardık. Şimdi buradan bir kahvaltı falan yapacağız. Umarım bu şehri daha önce izlemişsinizdir. Biz buraya gelmiştik, bir video falan çekmiştik. Burası kralların memleketi diye bilinir. O yüzden böyle at arabası falan var. Evet abicim, gülerek geliyor şoför. Gülerek üstümüze geliyor ha. Şimdi buradan kahvaltı mekanına gidiyoruz. Geçen buradan bekliyorduk otobüs, hatırlıyorsunuzdur. Burası Müslümanların da yoğunlukta yaşadığı bir bölge. Çünkü eskiden Müslüman bir kral tarafından yönetiliyordu bu yerler. O yüzden. Şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Evet, şoför abiyi bulduk. Eyvallah. Evet, tuttuk. Tuttuk abimiz. Nerede park etmiş ya bunu? Buradaki şey, yani taksiciler, İstanbul'daki taksiciler gibi buradaki gazlıkçılar.
turist gördüğü zaman çok fazla para isterler. Onların dili konuşmadıkları için daha çok para istiyorlar. Konuştuğunda sorun yok. Burada da otobüs bekliyorlar galiba. Ya da şehir içinde gezmek için falandır. Şimdi bu bir kilometre, iki kilometre için 60 rupi veriyoruz. Burası burada normalmiş. Kahvaltı dediğin şey bir pilav olacak. Burada Almanya pilavı diye bir tane pilav var. Onlar pilav diyorlar. Biz Türkçe'de pilav deriz. Şu otobüs güzel ya. Bu otobüste beyaz otobüsler var ya. Bunlar da gezmek çok güzel. Yani uyumak falan harika, klimalı oluyor. Allah Allah. Şimdi bu şehir bu şekilde. Yani benim çalıştığım şehir gibi büyük bir şehir değil. Hani bir orta bir şehir. Türkiye'de bir nasıl dersen bir eski şehir gibi düşünebilirsiniz. Allah Allah. Abi ne yapıyorsun ya? Şimdi şehir bu şekilde, görüyorsunuz. Pilav yemek için geldiği bir burası. 1930'larda varmış. Ben de birkaç tane vlog çekenlerden bunu izlemiştim. O yüzden buraya gelmek istedim ben de. Çok eski bir mekan. İçi de bu şekilde. Ablacım. Buraya gelip yemek yiyenlerin resimleri falan koymuşlar burada. Vay be. Aktörler, siyasetçiler falan gelmiş. Bu ne? Şunu burada bırakıyoruz. Benim de gelen arkadaşım bu. Divan. Dostlar böyle bir şey gelmiş. Buraya McFins var ya. O bile gelmiş ya. Bunun içinde ne var? Böyle yoğurtlu soğan. Şu. Yani bir tane sos. Evet. Kuzu eti gelmiş. Abici bu şekilde geliyor. Bu neyin yaprağı bilmiyorum dostlar. Böyle bir yaprağın üzerine geliyor. Daha sonra bunun içinde kırmızı et şey var yani. Böyle kuzu eti var. Ama biraz sert. Bu ne ya? Görüyorsunuz. Böyle bismillah. Wow. 10 numara 5 idi abi. Şu arkadaşlar ellerden yiyoruz yemek. Ellerimiz mikrodik var. Şimdi şunun üstüne biraz döküyoruz. Daha sonra bir tane et alıyoruz. Bunu içine karıştırıyoruz. Şey var ya, ekmek falan sarıp yiyoruz. Bu çok acı. Çok güzel bir şey. Ama burada çok yemek var yani bunun içinde. Bunu aslında bitireceğiz. Ekmek yok. Sadece pilav. Hadi bir şey afiyet olsun. Şuna bir bakın. Biliyorsunuz değil mi? Bu da çok güzel. Çok acı değil ama bu çok acı. Buna dokunmuyorum artık. Oha! Çok duydum arkadaşlar.
Yani sabah kahvaltı böyle duyduğumu hiç hatırlamıyorum yakınlarda. Fiyatı 60-40 ne ya? 640 oldu. Şimdi benim arkadaşım kayboldu. Yok, buradaymış. Bunun içinde bir pazar var. Bir kapalı çarşı gibi. Nasıl yollar, nasıl bu? Çok güzel değil mi? Yeşil. Yani bu Güney Hindistan vibe arkadaşlar. Böyle olacak. Böyle bir şarkı olacak. Araba sesi olacak. Böyle yeşilliğin içinden yürüyeceğiz. Şu pilav yemek için var ya, Mark Fins diye bir tane dünyaca ünlü bir tane gezgin var. Sadece yemek yiyor o. Geziyor ülkeler. Türkiye'ye falan birkaç defa gelmiş o. Onun videoları izlemiştim ben. İşte o bile gelmiş buraya. Şey, o kadar popüler bir pilavmış. Ben de şimdi anladım. O fotoğraflardan bakınca öyle anladım. Burası bir hastane. Ama Ayurveda hastanesi. Normal hastane değil. Şimdi bir kavşağa geldik. Şimdi şu arkadaşın evine gideceğiz. Evi buradan bir 40 dakikalı yolculuğumuz var otobüsle. O yüzden işte onun için otobüs bulmaya tekrar gidiyoruz. Ben de biraz yürüyelim dedim çünkü çok ağır bir yemek yedik. Şu çiçekler burada çok satılıyor. Bu neden satılıyor diye sorarsanız tapınaklarda sabah sabah bunu verirler. Şuradan çok mistik bir şey var değil mi? Binaların şekli falan çok farklı. Antalya. Memleketi diye getirdi beni ama yolu bilmiyor. Sebze meyve böyle satıyorlar. Teyzeciğim uyuma. Muz var. Hindistan ceviz her mevsimde olan bir tane meyve. Her sokakta bunu görebiliyorsunuz. Buralar çiftçilik alanda bayağı gelişmiş bir yer. Hani kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. O yüzden sebze meyve fiyatlar, hani benim yaşadığım yani Kerala bölgesine göre ya da Yalta'ya göre biraz düşük oluyor. Bise olan sebzeler bile bunlar yetiştiriyor. Otobüse bindik. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Buradan bir 2 dakika 3 dakika var. Burada böyle indi var ya, onun için bir 5 rupi gerekiyor. Yani sadece 1,5 lira yeterli oluyor. Yani her eyaletinde farklı oluyor otobüs biletleri bu arada. Yani burada ucuz yani. İndi bindi için 1 kilometre için 5 rupi. Otobüsü gönderdik. Tekrar yürüyoruz. Böyle gezmek daha makul. Ucuz oluyor. Yani her yere taksi falan çağırıp gidersek yandık. Yandırdım kalbimi aman. Tamam abi, ışık yanıyor ya. Şimdi tekrar yürüyoruz. Burası biraz soğuk olduğu için herkes kalın kalın giymişler. Ama bana sıcak geliyor ya.
Evet, otobüsten çıktık arkadaşlar. Şimdi köyü böyle. Bayağı köyü yani. Ay ya, o şey var. Köpek. Şimdi bunun bir tane kuzeni gelecek. Motorla bizi alacak o. Otobüsle gitti. Bir milyoncu. Burada 100 rupici. Her şey 100 rupi. Bugün pazartesi şey. Cumartesi okula neden gidiyorsun? Oo, buradaki aktör. Buradaki bir tane aktörün heykeli var burada. Pega 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 diyor. Şey, mercimekmiş. Şimdi köye geldikten sonra bir koku geliyor. Tezeklerin kokusu, gübrenin kokusu. Yani insanlar da masum gözlü. Yani ben yabancı olduğunu hemen anladılar. Her yerde mısır, tütün falan yetiştiriyorlar. Köydeki oluyor, arabayı görüyorsunuz. Köyün zengini budur belki. Hayvancılık da yapıyorlar ha. Güzelliğine bir bakın. Hala bir bakın. Hala bir bakın. Nasıl? Evet, yine kutsal inek. Bir kutsal teyze de var. Burada şey yetiştiriyorlar. Lahana. İyi ki güneş açtı ha. Çünkü var ya, bende vitamin D eksikliği var. Domates böyle yetiştiriyorlar. Ama bunun için domates koymuyorum. Geçen buraya gelmiştik. Şu arkadaşlar bu arada Hristiyan'dır. Burada bir tane kilise var. Bize hoş geldin diye bir tane Hazreti resmi verebiliyorsunuz. Şey, heykeli verebiliyorsunuz. Buradan birkaç videolar falan çekmiştik. Umarım hatırlıyorsunuzdur. St. Anthony Basilica Kilisesi. Onun önünden geçiyoruz. Bizim evimiz orada. Buraya petrol ediyor adam. Yakko. Evet. Allah'ım köpek. Isırmasın mı? Allah'ını seversen lütfen ya, yanıma gelme. Ama ne oldu? Out. Get out from the house of my daughter and wife.
Ya even I removed. Evin içi bu şekilde. Bunun bir tane amcası var falan filan. Geçen videolarda anlatmıştım size. Biz şunu burada bırakıyoruz. İndigade. Köpek sıkıntılı. Tata var hadi. Evet, bizim şey var, şeyhimiz var burada. Şeyh. Benim amcamız var. Hakkara hogi. Şöyle buradan geçiyoruz. Kokonut ağaçlar. Tata! Tata var hata. He's taking bath. Ay muta! Kaya gelir gelmez. Şimdi kim peşindeyiz. Ondan sonra daha... Biraz sessizlik yapalım dedik. Yağmur yağıyordu ama yine de bölgede biraz havamız olsun diye başladık. Şu var ya, köri yapraklı. Bu yani bisk yemeklerde ben bazı yemek yaptığımda görüyorsunuz köri yaprakları. İşte onun yağışı bu. Buradaki yağışlar biraz yani farklı. Bisim yaprakları bu kadar büyük olmuyor. Kokusu da çok iyi değil. Köydeki nöbet çok farklı. Neyse, bunlar areka. Yani bu hindistanlar bir kırmızı kırmızı şeyler çiğniyorlar ya. İşte onlarla katılan bir şey bu. Aynı şekilde boya yapmak için de kullanılır. Kırmızı boya yapmak için kullanılır. Benim bir bahçede var. Neyse, böyle onların bir sesinde şey hani dil çalıyor. Herkes değilsin diye. Neyse arkadaşlar. Video umarım beğenmişsinizdir. Bir köy videosu çekelim diye buraya geldik. Yani bir baraja falan gideceğiz. Ondan sonra taşlarla falan göreceğiz. Böyle böyle güzel güzel şeyler boşturmaya çalışacağım. Şimdi sadece bir şeyin ağaçını. Yani onu da bakıyorum. Yani şimdi tabii. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve